eğlenceyi sizlerin karşısına getirmek olacaktır. İlk konuğum zannedersem yayınla alabileceğim Mehmet Pamukçu, iyi bir tiyatrocu, iyi bir dizi oyuncusu, iyi bir sanatçı, iyi bir dostum. Mehmet Pamukçu beni duyuyor mu bilmiyorum. Sayın Pamukçu beni Evet, duyuyor musun? duyuyorum. Evet efendim, duyuyorum. Merhabalar. Merhabalar, benim yakinen tanıdığım iyi bir dizi oyuncusu, iyi bir sanatçı, iyi bir tiyatro oyuncusu diye programımıza açtım. Lokasyon olarak sevgili dostum Düzce'deyiz, Analiz TV'desin. Evet, Öncelikle Murat yaşadığımız Bey. süreçle, daha sonra bayramla ilgili Düzce'den Türkiye'ye ve dünyaya sözü sana aktararak, dilediğin gibi konuşarak sözü sana bırakıyorum sevgili dostum. Tamam, peki. Murat Bey, öncelikle tabii ki herkese iyi bayramlar diliyorum. Ramazan bayramımız herkese mübarek olsun inşallah. Güzel bir Ramazan ayı atlattık. Şöyle, yani çok güzel oruçlarımızı tuttuk, şey yaptık. Ya, evin içerisinde olunca insan fazla tabii ki pek de bir şey de yapmıyor. Yiyoruz, içiyoruz, şey yapıyoruz. Eşimize bayağı bir iş düşüyor esasında. Bu süreç içerisinde de farklı arkadaşlarımız da sizin kadar olmasa da, 1 milyon takipçimiz olmasa da Estağfurullah. efendim, Acun Bey'e tabii ki medyan okuydunuz. Az önce duydum ben bunu burada. İnşallah istediğiniz her şey gönlünüzce olur. Hep Herkesin birlikte. istediği, Hep birlikte inşallah. güzel insanların istediği her şey gönlünce olsun diye dileklerimi açarak sizinle tekrardan muhabbete başlayalım efendim. Evet, sağ olasın. Hakikaten bir şeyler yapmak. Ben bütün ekip arkadaşlarıma, İstanbul'daki birlikte hareket ettiğim arkadaşlarıma hep şey diyorum. Bir her zaman sıfırdan daha büyük. Dolayısıyla bir şey yapmak yapmamaktan daha etkili. Bazen bir az önce söylediğimiz gibi milyon sonucun başlangıcı oluyor. Onun için bir şey Tabii. yapma noktası benim için çok heyecan verici. O açıdan bir şey yapmak için yola çıkıyoruz ve inşallah az da olsa veyahut işte milyonlara bile ulaşılsa bile derdimiz hayata anlam katmak. O açıdan da Acun Bey'e de Tabii. meydan okusak da Evet. derdimiz pozitif. Yani bir kişiye dahi güzel dilekleri verebilmek bile, bir kişiye dahi güzel dilekleri verebilmek bile o çok iyi bir şey. Yani önemli olan burada milyonlara da tabii ki ulaşabilmek ama kalplerimizin ve güzelliğimizin insanlara nasıl yansıması, nasıl yansıdığını da görmek de çok önemli burada. Siz de onu, Murat Bey, genellikle biz sizi hep kamera arkasında biliyorduk ama siz kamera önünde çıkınca tabii ki burada da farklı bir muhabbet oluyor işin Evet. açıkçası. Evet, aslında böyle bir hedefim yoktu ama Düzce'de hakikaten ekip arkadaşlarımızla birlikte çok heyecan verici bir sinerji ortaya çıkarttık. Bu noktada da hakikaten yasak Düzce için konuşuyorum. Yasak ilk defa oldu. İstanbul'da bu zaman zaman oldu ama Düzce'de hakikaten tüm şehir olarak ilk defa yaşıyoruz. Bu süreçte hem Düzce anlam katmak anlamında ben de bir şeyler yapmak istedim. O açıdan benim de böyle bir özelliğim yoktu. Benim için de keyifli bir an oluyor. O Yok, güzel. Yani bu tarafınızı şahsen ben bilmiyordum ama bayağı da iyi konuşuyorsunuz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ olasın. İlk... Mehmet Pamukçu, Evet. yani şu en son olaraktan dizilerde Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterini canlandırıyordum Murat Bey. Bunun sürecinde tabii ki tiyatrolarımız vardı. Bu yaz döneminde tiyatro yapacaktık, şey yapacaktık ama maalesef tabii ki bu pandeminin getirdiği olaylardan dolayı sadece ben değil, bütün sanatçı arkadaşlarımız böyle bir mağduriyet yaşadı. Ben buradan özellikle kendi yapım şirketime çok teşekkür ediyorum. Neden diye soracak olursanız şöyle, Medyapım bana bu zor süreçte, bu pandemi sürecinde çok büyük destek oldu. Yani şöyle bir destek, en azından bir insanı arayıp sorması, nasılsın, iyi misin, herhangi bir ihtiyacın var mı diye sorması bile çok önemli bir şey. Yani bizim gibi sanatçı arkadaşlar. Çünkü biz biliyorsunuz, geçimimizi biz bu şekilde Evet, sağlıyoruz. evet. Başka bir herhangi bir gelirimiz de yok. Tiyatro, sinema, dizi ve eğitmenlik de aynı zamanda yapıyorum biliyorsunuz. Ama bu süreç içerisinde bütün her şey durdu. Çok zor bir zamanlar geçiriyoruz ama
Bunu inşallah ülkece ve milletçe iyi bir şekilde bunları atlatacağız. İnsanların birbirine bu zamanda destek olmasının da ne olursa olsun en azından nasılsın diye araması bile çok önemli. Evet sevgili dostum, kesinlikle ben de senin adına ve hani sektörde gelecekte büyük proje, büyük işleri yapmaya çalışan bir yapımcı kimliğimi de koruyarak yapım şirketini senin ve sektör adına da gerçekten tebrik ediyorum ve teşekkür de ediyorum. Dün bir internet sitesinde Netflix'in Türkiye'deki kamera arkası çalışanlarına yaklaşık 4 milyon TL bir bütçe ayırdığını ve çalışamayan kamera arkasındaki arkadaşlara böyle bir bütçe ayırdığını okudum. Hakikaten çok mutlu olmuştum. Çünkü algılanan özellikle bu yeni dünyada ve işte uluslararası şirketlerin hep para alan tarafta bir algıları var. Ama böyle bir hassas durumlarda bir katma değer yaratmaya çalışmaları, ben normal bir vatandaş olarak sonra sektörde bir takım çalışmalar yapmaya çalışan bir iş insanı olarak da Netflix'i de kendi kendime tebrik etmiştim. Buradan da hakikaten tekrar sesli bir şekilde kameranın karşısında da o tebriği yapmak isterim. Hakikaten sanatçı kavramı hakikaten çok meşakkatli bir kavram. Bu tip durumlarda veyahut başka yaşanan krizlerden çok en hızlı etkilenen ve etkilendiği sürede de başka bir gelir olmayan bir, hem kamera arkası için hem de kamera önündeki arkadaşlar için bunu konuşuyorum. Çok da büyük bir sektör. O açıdan hem yapım şirketlerinin hem de gerek ulusal anlamda bir takım STK'ların, sendikaların veyahut büyük holdinglerin bu tip durumlarda sanatçılara özellikle var olduğunu, var olmaya çalışmalı, var olmaları gerektiğini ve hakikaten hak ettikleri değerinde almalarını isteyen bir insanım. O açıdan tekrar evet, şirketini ve Netflix'i de tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Bu süreç tabii ki sadece oyuncu arkadaşlarımız açısından, tiyatrocu arkadaşlarımız açısından, hatta sanatçı, yani Türk sanat müziği olsun, herhangi bir şarkıcı arkadaşlarımız dahi bu süreçten geçiyor. Sıkıntılı zamanlar geçiyor. Her kamera önüne geçen bazı seyirciler zannediyorlar ki her kamera önüne geçen milyarlar, işte ne bileyim milyar milyar diyor yani. Evet. Çok büyük paralar alıyorlar ama bunlara ne ihtiyacı var, ne şeyi var. Bazı arkadaşlarımız sadece kamera önünde iyi bir hizmet verebilmek için çok böyle büyük paralar almıyorlar. Üçüncü bond bilmesi gerekiyor arkadaşlarımız. Biz iyi bir yerlere gelebilmek için gerçekten de tırnaklarımızı kazıyoruz ve belli bir şeylerden geçiyoruz. Yani bu demek değildir ki mesela kamera önüne çıktı, tamam ya bu adamın ne ihtiyacı var? Ya ihtiyaç evet. Demek illaki maddi anlamda değil. Manevi anlamda da insanların ihtiyaçları var. Öyle değil mi? Evet. Bu zamanda. En azından ben bu medya şirketime kendim olaraktan gerçekten de teşekkür ediyorum. Netflix'e de senin sayende de ben de çok teşekkür ediyorum. Sen de zamanında da yaptığın projelerde de Murat Bey, yani siz de bize çok büyük destekler olduğunuzu biliyorum. Estağfurullah. Size de çok teşekkür ediyorum. Ne demek yani, buradan da iletmek istedim yani hazır karşılıklı görüşüyorken. Eyvallah, uzun zamandır da görüşmemiştik Üstad. Ya evet, uzun bir zaman oldu. Süreçte tabii ki dizi zamanında belli bir zaman kendimize dahi vakit ayıramıyoruz işin açıkçası. Evet. Hoş kaldığınız zaman da gelip sizin çayınızda Murat Bey nasılsınız deyip bir çayınızı içmişliğiniz de vardı ama inşallah zamanında gelirim. Bundan sonra bekliyoruz. Zaten geçmişte bir yarım kalan projemiz var. Benim hep böyle hakikaten uhde olmuş bir şey. Yani yapamadığımızda gerçekten çok üzülüyorum ama gelecekte belki o proje, belki başka bir projelerde zaman zaman kendi aramızda da Mehmet Pamukçu'nun oyunculuğunu, kişiliğini kendi içte bir takım projeleri konuşurken konuştuğumuz bir arkadaşımızsın. O açıdan ben inanıyorum gelecekte birlikte birçok işler yapacağız. Pandemi süreci yaşanmasaydı bir film projemiz masadaydı. Ki inşallah en kısa sürede atlattıktan sonra da biz de İstanbul'dan Ek Film ve MSA Film de var artık. Kendi çatımız altında hem televizyon projeleri hem sinema tarafında projeler yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah o projelerde de birlikte çalışmak istediğimiz insanlardan birisi. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Yani ben bu
camia içerisinde önemli olan iyi, tabii ki iyi oyunculuk ama manevi olaraktan da insanlara bazı şeyleri bırakmak istiyorum ben. Yani sadece oyunculukla değil. Zaten girdiğim herhangi bir işin içerisinde de dostlarım çok oluyor. Çünkü burada beşer ilişkiler dediğimiz ayarı çok iyi bilip insanlarla iyi geçinmek, bu camiaya girecek olan, bu sanatçılığı yapmak isteyen arkadaşlarımıza da bunu öneriyorum. Ne oldum değil, ne olacağım. Bir de eğitim şart diyorum tabii ki bununla Evet, ilgili. kesinlikle öyle. Geçmiş bir projelerde eğitim dediğiniz için ben de yapım tarafında hayatını, emeğini, kısmen ekonomisini bu tarafta gelecek planlaması yapan biri olarak geçmiş bir dönemde hakikaten hem ata binecek, hem yabancı dil bilecek, hem bir şarkı söyleyebilecek, hem bir tane bir müzik aleti çalabilecek bir oyuncu günlerce aradık. Hakikaten eğitim çok önemli. Bu alan dışarıdan siz sektörün içerisindeki ekran önündesiniz. Biz ekranın arka tarafındayız. Yani ne kadar bugün sunucu koltuğunda, moderatör koltuğunda otursak bile esas gelecek planlamasını kamera arkası tarafında ilerliyoruz. Dolayısıyla hakikaten eğitimin ne kadar önemli olduğunu, ekranda başarılı olan insanların tırnak içerisindeki, hani ben yapımcı kimliğim olduğu için çok net ifade etmeyeceğim ama başarının aslında büyük bir tarafının eğitim ve emek olduğunu, sabır olduğunu, bazı çok kolay, hızlı başarı diye algılanan ama günün sonunda, yıllar sonra gelecekten bakıldığında başarının o anlık olduğunu görülecek çok projeler var, çok insanlar var ama hakikaten eğitimin, sabrın ve emeğin, mücadelenin çok üstün bir çaba sonrası elde edildiğini gören bir adamım. Hem yapımcı tarafı için de bu böyle. Özellikle oyunculuk tarafında da öyle. Bu Murat Bey noktada dediğiniz gibi esasında bu noktada benim söyleyeceğim şu var Murat Bey. İnsanın tabii ki eğitim şart ama kendini de geliştirmesi de şart. kesinlikle. Ben bu eğitimi tiyatro ve sinema eğitimini alırken bana kimse kılıç kullanacaksın demedi. Ben gittim. Halk oyunları oynuyorum biliyorsunuz sizin de bildiğiniz kadarıyla. Evet, Halk takip oyunları ediyorum. eğitmenliği de yapıyorum ben aynı zamanda. Ataköy Halk Oyunları Derneği'nde. Aynı zamanda okçuluğum yoktu. Gittim okçuluk dersi aldım. At binmeyi bilmiyordum. Gittim bir en azından bir kurs Harika. bilgisini aldım. Şimdi şarkı söyle deseniz şarkı söyleyemem. Burada şey olurum ama Onu da yani playback bunda yaparız onu da playback yaparız. Gençliğimde yapmışlığım da var. üstad. ama şöyle bir şey yani insanın bir sanatçının her daim kendini geliştirmesi Evet. gerekiyor. Yani eğitimle beraber kendini de bu süreç içerisinde geliştirmesi gerekiyor. Bu her zaman önüne bir artı olaraktan geçecektir. Evet. %100 katılarak %100 katılarak başka birkaç soru sormak isterim üstad. Ne Tabii ki, zaman estağfurullah. başlıyor? Kayıt ne zaman başlıyor? Onunla ilgili bilgiler geliyor mu sana? Biz de tabii buna Tabii ki. benzer ufak ufak çalışmalar yapıyoruz ama halihazırda yürüyen proje bizde olmadığı için çok net bir şey ifade edemiyoruz bu noktada. Kayıt ne zaman başlıyor şu anda? Ne diyorlar? Şimdi şöyle, bu süreç daha önceden bizim dizimiz son 3 bölüm falan kalmıştı esasında. Onları çekecektik. Bu süreç içerisinde sanatçı arkadaşlarımıza, hepimizi yapım şirketi olaraktan arandı ve dendi ki herhangi bir sıkıntı duyar mısınız? Bu süreç içerisinde bir şey olur mu? Yani biz kendi hijyen ortamımızı her şekilde muhakkak yerine getiriyoruz. Ama içinizde en ufak dahi bir sıkıntınız varsa bunu ileri tarihe atabilirsiniz dendi. Ve birkaç arkadaşımız işte ileri tarihe atmamızda fayda var diye söyledi. Bunun Netleşen bir üzerine tarih var mı üstad? Yani ne diyor sektör? netleşen bir tarih bize söylenilen 25 Temmuz olaraktan söylendi. 25 Temmuz'da biz normalde ilk çektiğimiz bölümleri 15 günlük, 20 günlük şey olaraktan uzatıyorduk. İlk bölümden bahsediyorum ama Evet. herhalde bu süreç içerisinde pandeminin ileriki zamanlarda bize ne türde etkisi olacağını bilmediğimiz için herhalde bölümleri haftalık haftalık sık bir şekilde çekeceğiz diye düşünüyorum. En azından yediğimiz olması gerekiyor. Ama yayın tarihi sorarsanız yayın tarihiyle ilgili herhangi bir fikrim yok. Ama 25 Temmuz'da Allah'ın izniyle
bir kaza bela olmazsa bu ikinci aşama işte ne diyorlar ikinci bir İkinci dalga pandemi inşallah dediği için olmaz tabii. Bütün temennilerimiz o. dalga olmazsa bütün temennimiz bütün ülkece bütün temennimiz o insanların muhakkak evde kalması ve üzerine çok önem göstermesi gerekiyor bu zamanda. Bazen ben yaklaşık Murat Bey bir aydan beri dışarıya çıkmıyorum. Dışarıda gezenlere böyle bazen imrenerek bakıyorum ama acaba ben mi hatalıyım, onlar mı hatalı diye de bazen farkında değilim yani. Öyle bir Evet. şey. Ama 25 Temmuz yayınımız başlıyor. İnşallah en kısa sürede başlaması temennisi bu bir. İki, biz de basın kimliğinden dolayı televizyon camiasında bir takım içerik üretmeye çalıştığımız için yerelde gibi olsa sağ olsun bu konuda bizim ekibe izin var ve tüm basın camiasına biz bu noktada biraz şükürler olsun ufak tefek avantajlarımız oluyor işte bu da içerik üretmek anlamında faydası oluyor. Mehmet Tabii ki Pamukçu. evlerimize misafir oluruz. Siz olmasanız biz neler yapacağız? Ne seyredeceğiz? Sizi de takip ettik. Çok güzel Instagram yayınları oldu. Yani o noktada bir takım düzenli olarak da bir takım şeyler yaptınız. Güzel de oldu. Ben takip ediyordum. Ondan sonra tekrar artık evde kalmaya devam ettiğimiz sürece bunlar olsun. Hem Analiz TV de Bunlar artık olsun. Analiz TV için dostlarıma şey diyorum. Tükan sizin diyorum. Dolayısıyla da yapabileceğimiz ne varsa kapılar sonuna kadar açık. Birlikte gelecekte ben inanıyorum güzel şeyler yapacağız ama bu süreçte de aklınıza bir şey gelirse de hem içerik üretmek veyahut sohbet etmek anlamında da bu ekran size her zaman açık olacak. Sayın Pamukçu teşekkür Gerçekten ederim. ben teşekkür ederim Murat Bey. Ne Burada demek? Çok iyi oldu. lokasyonun Düzce olması, benim Düzceli olmam, Düzce'den Türkiye'ye, dünyaya seslenmeye çalışmamız için Düzcelilere Türkiye'ye ne söyleyeceksin son olarak? Tekrardan iyi bayramlar tabii ki dileyeceğim ve Düzcelilere her şey gönlünüzde olsun. Düzce'ye de yakın zamanda geleceğim diyeyim o Evet zaman. evet tabii. Öyle bir söz veririm size. Hatta canlı yayın yaparız beraber inşallah. İnşallah. Sayın Pamukçu, sevgili dostum çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın, eksik olma. Yayınımıza renk verdin. Seni gördüğüme de ben çok sevindim. Uzun zaman oldu görmedik. İnşallah el sıkacak şekilde de yakın bir gelecekte karşılaşmak dileğimle. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağ Saygılar, olasın, hürmetler. eksik olma. Çocukların gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Selamlar, görüşmek Ben üzere. de bir saygılar, hürmetler. Evet, sağ olsun Mehmet Pamukçu benim çok yakın bir dostum.